Şimdi sizinle bir şey paylaşacağım. Bu bir İsveç klasiği diyeceğim ama bir İsveç klasiği değil çünkü bu bir Fransız sosu. Bu sosun adı Béarnaise. Ama İsveçliler o kadar çok seviyor ki, o kadar çok seviyorlar ki anlatamam. Her yerde kullanıyorlar. Yani utanmasalar üstüne başına sürecekler yani. O kadar çok seviyorlar. Biraz uğraş istiyor ama çok güzel. O yüzden deneyin bence. İsveç'ten sevgiler. Şimdi malzemelerimiz. Tarhun otu, taze tarhun otu. 2 yemek kaşığı ince kıyılmış tarhun otu. 2 yumurta sarısı, 100 gram tereyağı, 1 küçücük soğan ince doğranmış, 2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi ya da tarhun sirkesi de olur, 2 yemek kaşığı beyaz şarap. Tuz ve biber. Şimdi küçük bir tencereye soğanı, tarhunu, sirkeyi ve beyaz şarap koyuyoruz. Bir de karabiberi koyuyoruz. Eğer taze tarhun bulamazsanız güzel böyle mis gibi kokan kuru bir tarhun kullanırsanız da olur. O zaman 1 yemek kaşığı kuru tarhun kullanacaksınız. Bak bunları böyle ince kıydım. Şimdi onları atıyorum içine. Şimdi bunları kaynatacağız ve çektireceğiz. Yani çok az bir sıvı kalacak. Yani 1 yemek kaşığı var yok. Şimdi böyle kaynıyor. Orta ateşte. Bakın neredeyse hiç sıvı kalmadı içinde. O kadar. Şimdi bir tencerenin içinde biraz su. Üstünü de bir tane cam kase koyuyorum. Benmari'de pişecek bu çünkü. Bir tane de böyle bir çırpı. Eğer ay kolum yorulur yapamam derseniz bununla da deneyin ama diğeriyle daha iyi kontrol sağlarsınız. Şimdi tarhunlu, soğumuş tarhunlu soğan karışımını koyuyorum kaseye. Altını da orta ateşte açtım. Yumurta, bir de 2 yemek kaşığı soğuk su ekleyeceksiniz. Ama soğuk olsun. Şimdi yavaş yavaş böyle balon çırpı olursa iyi olur çünkü o da hava katıyor karıştırırken. Bu şimdi bayağı karışacak. Karıştır çırp. Ama kontrol edeceksiniz. Asla yumurtanın pişmemesi lazım. O yüzden arada kaldırın, tekrar koyun. Kaldırın, tekrar koyun. Yani o ısı kontrolünü sağlamanız lazım. Çok ısınmaması lazım ki yumurta pişmesin. Bak bu şimdi böyle güzel bir kıvam aldı. Bu böyle kıvam aldıktan sonra artık tereyağı ekleyeceğiz. Şimdi tereyağı 6'ya böldüm. Bu böyle yavaş yavaş ateşin altını da kestim artık. Söndürdüm ateşi. Tencerenin üstünde tereyağı 6'ya böldüm. Ve tek tek ekliyorum. Sürekli çırparak. Bayağı spor yapıyorsun yani. Şimdi bak bu böyle oldu. Güzel bir kıvam aldı. Tereyağı da aldı içine. Biraz ekstradan tarhun. Biraz tuz. Ondan sonra tekrar çırp ve işte bu kadar. Şimdi eti böyle ya da başka bir şey, sebze, balık, batır, at ağzına. Bu sos çok güzel ya, çok deneyin.